Kanalımıza abone olarak, sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Üçüncü Risale olan üçüncü kısım. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 200 aksam-ı icaziyesinden nakşi bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Hafız Osman hattıyla taayyün eden ve ayet-i müdayene mikyas tutulan sayfeleri ve Sure-i İhlas Vahid-i Kıyasi tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı icazı göstermek tarzında bir Kur'an yazmaya dair mühim bir niyetimi, hizmet-i Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzac etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım 9 meseledir. Birinci mesele, Kur'an-ı Azimüşşan'ın enva-ı icazı 40'a bali olduğu, İcaz-ı Kur'an namındaki 25. sözde bürhanlarıyla ispat edilmiş. Bazı enva-ı tafsilen, bir kısmı icmalen muannitlere karşı dahi gösterilmiş. Hem Kur'an'ın icazı, tabakat-ı insaniyede 40 tabakaya karşı ayrı ayrı icazını gösterdiği, 19. mektubun 18. işaretinde beyan edilmiş ve o tabakatın 10 kısmının ayrı ayrı hissi-i icaziyelerini ispat etmiş. Sair 30 tabakayı ahir, ehli velayetin muhtelif meşrepler ashabına ve ulûm-ı mütenevvianın ayrı ayrı ashablarına ayrı ayrı icazını gösterdiğini, onların ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn derecesinde Kur'an hak kelamullah olduğunu imanı tahkikileri göstermişler. Demek her biri ayrı ayrı bir tarzda bir veci icazını görmüşler. Evet, ehli marifet bir velinin fehmettiği icaz ile ehli aşk bir velinin müşahede ettiği cemali icaz bir olmadığı gibi muhtelif meşaribe göre cemali icazın cilveleri değişir. Bir ilmi usulü'd-din allamesinin ve bir imamının gördüğü veci icaz ile furuat-ı şeriat'taki bir müçtehidin gördüğü veci icaz bir değil ve hakeza. Bunların tafsilen ayrı ayrı vücuh-u icazını göstermek elimden gelmiyor. Havsalam dardır, ihata edemiyor. Nazarım kısadır, göremiyor. Onun için yalnız 10 tabaka beyan edilmiş, mütebakisi icmalen işaret edilmiş. Şimdi o tabakalardan 2 tabaka, Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde çok izaha muhtaç iken, o vakit pek noksan kalmıştı. Birinci tabaka, kulaklı tabaka tabir ettiğimiz âmi avam, yalnız kulak ile Kur'an'ı dinler, kulak vasıtasıyla icazını anlar. Yani der, bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemez. Ya bütününün altında olacak veya bütününün fevkinde olacak. Umumun altındaki şık ise kimse diyemez ve dememiş, şeytan dahi diyemez. Öyle ise umumun fevkindedir. İşte bu kadar icmal ile 18. işarette yazılmıştı. Sonra onu izah için 26. mektubun Hüccetül Kur'an alâ hizb-i şeytan namındaki 1. mebhası o tabakanın icazdaki fehmini tasvir ve ispat eder. 2. tabaka, gözlü tabakasıdır. Yani âmi avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddiyunlar tabakasına karşı Kur'an'ın göz ile görünecek bir işaret-i icaziyesi bulunduğu 18. işarette dava edilmiş ve o davayı tenvir ve ispat etmek için çok izaha lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Pek cüz'i birkaç cüz'iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve tehiri daha evla olduğuna kat'i kanaatımız geldi. Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini teshil etmek için 40 vücuh-u icazdan göz ile görülen bir veçini, bir Kur'an'ı yazdırdık ki o yüzü göstersin. Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleriyle dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için
tevafukata dair olan fihriste ile iktifa edilerek burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncü nükte yazılmıştır. İhtar, Lafz-ı Resul'deki nükte-i azimenin beyanında 160 ayet yazıldı. İş bu ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber, mana cihetiyle birbirini ispat ve tekmil ettiğinden çok manidar olduğu için, muhtelif ayatı hıfz etmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizb-i Kur'ani olduğu gibi, Kur'an kelimesindeki nükte-i azimenin beyanında 69 ayat-ı azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti pek ulvidir. Bu da ikinci bir hizb-i Kur'ani olarak ihvana tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi 7 silsile-i Kur'an'da mevcut olup, umum o kelimeyi tutmuş, hariç 2 kalmış. O 2 de kıraat manasında olduğundan o huruç nükteye kuvvet vermiştir. Resul lafzı ise o kelime ile en ziyade münasebettar sureler içinde Sure-i Muhammed ile Sure-i Fetih olduğundan o iki sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden hariç kalan Resul lafzı şimdilik dercedilmemiştir. Vakit müsaade etse bundaki esrar yazılacaktır inşallah. Üçüncü nükte dört nüktedir. Birinci nükte, Lafzullah mecmu-u Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. Bismillah'dakilerle beraber Lafz-ı Rahman 159 defa, Lafz-ı Rahim 220, Lafz-ı Gafur 61, Lafz-ı Rab 846, Lafz-ı Hakim 86, Lafz-ı Alim 126, Lafz-ı Kadir 31, La ilahe illa hu'daki hu 26 defa zikredilmiştir. Haşiye. Kur'an'daki ayatın mecmu adedi 6666 olması ve şu geçen 89. sayfede mezkür Esma-i Hüsna'nın adedi 6 rakamı ile alakadar bulunması ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor. Şimdilik mühmel kaldı. Lafzullah adedinde çok esrar ve nükteler var. Ez cümle. Lafzullah ve Rab'den sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber Lafzullah, Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Hem Lafzullah ve Allah lafzı yerinde zikredilen Lafz-ı Rab ile beraber yine nısfıdır. Çendan Rab lafzı 846 defa zikredilmiş. Fakat dikkat edilse 500 küsuru Allah lafzı yerinde zikredilmiş, 200 küsuru öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim ve La ilahe illa hu'daki hu adediyle beraber yine nısfıdır. Fark yalnız 4'tür. Ve hu yerinde Kadir ile beraber yine mecmu ayatın nısfıdır. Fark 9'dur. Lafz-ı Celal'in mecmuundaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükte ile iktifa ediyoruz. İkinci nükte, sureler itibariyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kast ve bir iradeyi gösterir bir tarzda tevafukatı vardır. Sure-i Bakara'da ayatın adediyle Lafz-ı Celal'in adedi birdir. Fark 4'tür ki Allah lafzı yerinde 4 hu lafzı var. Mesela La ilahe illa hu'daki hu gibi onunla muvafakat tamam olur. Ali İmran'da yine ayatı ile Lafz-ı Celal tevafuktadır, müsavidirler. Yalnız Lafz-ı Celal 209'dur, ayet 200'dür. Fark 9'dur. Böyle meziyyat-ı kelamiyede ve belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takribi tevafukat kafidir. Sure-i Nisa, Maide, En'am, üçünün mecmu ayetleri mecmuundaki Lafz-ı Celal'in adedine tevafuktadır. Ayetlerin adedi 464, Lafz-ı Celal'in adedi 461. Bismillah'taki Lafzullah ile beraber tam tevafuktadır. Hem mesela baştaki 5 surenin Lafz-ı Celal adedi Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'daki Lafz-ı Celal adedinin 2 mislidir. Demek bu ahirdeki 5 evvelki 5'in nısfıdır. Sonra gelen Sure-i Yusuf, Ra'd, İbrahim, Hicr, Nahl surelerindeki Lafz-ı Celal adedi o nısfın nısfıdır. Sonra Sure-i İsra, Kehf,
Meryem, Taha, Enbiya, Hac, o nısfın nısfının nısfıdır. Haşiye, bu beşer taksimat üzere bir sır inkişaf etmişti. Hiçbirimizin haberi olmadan şuradaki 6 sure kaydolmuş. Şüphemiz kalmadı ki gaipten, ihtiyarımızın haricinde 6.sı girmiş, ta bu nısfiyet sırrı mühimmi kaybolmasın. Sonra gelen beşer beşer, takriben o nisbetle gidiyor. Yalnız bazı küsuratla fark var. Öyle farklar, böyle makamı hitabide zarar vermez. Mesela bir kısım 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra Sure-i Zuhruf'tan başlayan 5 sure, o nısfı nısfı nısfın nısfına iniyor. Sure-i Necim'den başlayan 5, o nısfı 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 nısfın nısfıdır. Fakat takribidir. Küçük küsuratın farkları böyle makamat-ı hitabiyede zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde, 3 beşlerin yalnız 3'er adet lafz-ı celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki, lafz-ı celalin adedine tesadüf karışmamış, bir hikmet ve intizam ile adetleri tayin edilmiş. Lafzullah'ın 3. nüktesi, sayfeler nispetine bakar, şöyle ki, bir sayfede olan lafz-ı celal adedi, o sayfenin sağ yüzü ve o yüze karşıki sayfeye ve bazen soldaki karşıki sayfe ve karşının arka yüzüne bakar. Ben kendi Nüshay-ı Kur'aniyemde bu tevafuku tetkik ettim. Ekseriyetle gayet güzel bir nisbet-i adediye ile bir tevafuk gördüm. Nüshama da işaretler koydum. Çok defa müsavi olur. Bazen nısıf veyahut sülüs oluyor. Bir hikmet ve intizamı ihsas eden bir vaziyeti vardır. 4. nükte, sayfi-i vahiddeki tevafukattır. Kardeşlerimle 3-4 ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umumunda tevafukat matlub olduğuna kanaatımız geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksatları takip ettiklerinden bir derece tevafukatta intizamsızlık düşmüş. Tanzim edilse pek nadir istisna ile Mecmu-u Kur'an'da 2806 lafz-ı celalin adedinde tevafukat görünecektir. Ve bunda bir şule-i icaz parlıyor. Çünkü fikri beşer bu pek geniş sayfeyi ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manidar ve hikmetdar vaziyete eli ulaşamaz. 4. nükteyi bir derece göstermek için yeni bir mushaf yazdırıyoruz ki, en münteşir mushafların aynı sahife, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber, sanatkarların lakaytlığı tesiriyle ademi intizama maruz kalan yerleri tanzim edip, tevafukatın hakiki intizamı inşallah gösterilecektir ve gösterildi. Allahümme ya münzilel Kur'an, bihakkil Kur'an, fehimna esrarel Kur'an, ma daral kameran. وصلي وسلم على من أنزلت عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.